Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeniz bizim için gerçekten çok önemli. Hadi videoya başlayalım. Eyyubi Hanedanı'nın ismi, hanedanın kurucusu Selahaddin Yusuf bin Eyyub'un babası Necmettin Eyyub bin Şadi'den alan Eyyubiler, zenginlerin bir devamıdır. Türk, Kürt, Arap karışımı olan Eyyubi ailesinin menşei karanlıktır. Güvenilir rivayete göre Eyyubiler, Hezbaniye Kürtlerinin Revadiye aşiretindendir. 11. yüzyılın ikinci yarısında Selçukluların hizmetine gelerek zamanla Türk-Kürt-Arap karışımı haline gelmişlerdir. Rivayete göre Eyyubilerin atası olan Eyyub'un babası Şadi, önceleri Şeddadilerin hizmetinde çalışıyor ve Duvin'e bağlı Ejanakan kasabasında oturuyordu. Şadi, 12. yüzyılın ilk yıllarında Selçuklu saray ağası Bağdat şahnelerinden Bihruz el-Hadim'in hizmetine girmiş, Bihruz da onu veya oğlu Necmettin Eyyub'u kendi ikta olan Tigrit'e vali tayin etmiştir. Eyyubiler, kaynaklarda ilk defa 1131 yılında Musul Atabeyi İmamettin Zengin'in Tigrit yakınında Abbas halifesi Müsterşid Billah ile Karaca sakinlik kuvvetlerine yenilmesi dolayısıyla zikredilir. Bu mağlubiyetten sonra Tigrit valisi Necmettin Eyyub'un Zengi'ye yardım ederek Fırat'ı geçmesini sağlaması, Zengi ile Eyyubiler arasındaki dostluğun gelişmesine yardım etmiş, çok geçmeden Eyyubiler, Selahaddin'in doğduğu yıl 1137 ya da 1138'de Tigrit'ten Musul'a giderek Zengi'nin hizmetine girmişlerdi. Daha sonra Eyyubiler, İmamettin Zengi'nin hizmetinde Haçlara karşı düzenlenen seferlere katıldılar. İmamettin Zengi, 1140 yılında ele geçirdiği Baalebek şehrinin Necmettin Eyyub'e ikta etti. Bu arada Eyyub'un kardeşi Şirkuh el-Mansur da Zengi'nin büyük emirleri arasına girdi ve Urfa'nın fethine katıldı. İmamettin Zengi'nin 1146'da Caber önünde şehit edilmesi üzerine devlet oğulları Seyfettin Gazi ve Nurettin Mahmud Zengi arasında paylaşıldı. Halep'te Şirkuh el-Mansur'un yardımıyla Nurettin Mahmud Zengi idareyi ele aldı. Bu dönemde Baalebek'te desteksiz kalan Necmettin Eyyub, Şam Atabeyliğinin hizmetine girerek Şam'ın en büyük emirlerinden biri oldu. Şirkuh ise Nurettin ordu kumandanıydı. Her iki kardeş Nurettin'in devletinin yükselmesine ve Şam'ın onun idaresi altına geçmesine yardım etti. Şam'ın zaptından sonra Eyyub buranın valisi oldu. Şirkuh'un gücü ise Nurettin'in kudretine yaklaştı. Bu yıllarda Eyyub'un oğulları da genç emirler arasına katıldı. 1167 yılında Şam'a gelen İmamettin el-İsfihani, Eyyub'un oğlu Selahaddin'in Nurettin'in en büyük yardımcılarından ve emirlerinden olduğunu, Nurettin'in onun yanından ayırmadığını söyler. Eyyubilerin tarih sahnesindeki önemli rolleri 1164-1169 yıllarında yapılan Mısır seferleriyle başladı. Bu sırada Mısır'da vezirlikten uzaklaştırılan Fatimi veziri Şaver bin Mucir, Nurettin Mahmud Zengi'den yardım istemek için Şam'a geldi. İki taraf arasında yapılan müzakerelerde Zengi'nin Şaver'e yardım etmesi karşılığında Mısır'da söz sahibi olması kararlaştırıldı. Nurettin Mahmud Zengi, 1164 yılında Şirkuh'u bir birliğin başında Mısır'a gönderirken yanına yardımcı olarak yeğeni Selahaddin'i verdi. Bu sefer sırasında Mısır'ın sahip olduğu zenginliklere gören Şirkuh, buranın kolaylıkla ele geçirebileceğini düşündü. Şirkuh 3 yıl sonra Mısır'a bir sefer daha yaptı. Fakat başarısızlığa uğradı. Haçlıların Mısır'ı işgale teşebbüs etmeleri üzerine 1168-1169 yılında Fatimi halifesi Adid Lidinillah ve veziri Şaver Nurettin Zengi ile Şirkuh'tan yardım istediler. Büyük çoğunluğu Türklerden oluşan 7000 civarındaki süvari birliğiyle Mısır'ın yardımına giden Şirkuh, Mısır'da idareyi ele geçirdi. Ve 18 Ocak 1169 tarihinde Fatimi halifesi Adid Lidinillah tarafından vezir tayin edildi. 2 ay sonra da vefat etti. Bunun üzerine yeğeni Selahaddin, ordu kumandanları tarafından başkumandan seçildi. Ayrıca Halif Lidinillah, onun amcasının yerine vezir tayin etti. Böylece Selahaddin, 26 Mart 1169 tarihinde hem Fatimi veziri hem de Nurettin Zengi'nin Mısır ordusu başkumandanı oldu. Ancak tabi olduğu asıl hükümdar Nurettin Zengi'ydi. Aldığı siyasi idari tedbirlerle
kısa zamanda kabiliyetini gösteren Selahaddin, önce Fatimi ordusunu ve taraftarlarını idareden uzaklaştırdı. 1169 yılı sonlarında Dimyat'ı kuşatan Bizans Haçlık kuvvetlerini başarısızlığa uğrattı. En büyük yardımcısı Mısır'ın Sünni halkıyla Nurettin Zengin'in desteği ve kendi ailesi oldu. İki asır devam eden Şii Fatimi idaresine rağmen Sünni kalabilen Mısır halkı, Sünni olan Eyyubileri destekledi. Selahaddin, Nurettin Zengin'in teşvikiyle 1169-1171 yıllar arasında Mısır'daki Fatimi rejimini yavaş yavaş etkisiz hale getirmeyi başardı. Daha sonra Fatimi hilafetini ordudan kaldırıp Mısır'da Abbasilerin hutbe okuttu. 13 Eylül 1171. Bu arada Kudüs Haçlı Krallığına karşı başarılı seferler tertip edip ve Eyle'yi aldı. Daha sonra Nube, Yemen ve Libya'ya seferler düzenledi ve bu ülkeleri Nurettin Zengin Devleti'ne bağladı. Bir taraftan da Bizans ve İtalyan şehir devletleriyle ikili anlaşmalar yaparak dış münasebetlerini geliştirdi. Mısır'ın ticari ve iktisadi durumunu düzeltti, donanmaya önem verdi. Mısır'da az bulunan demir, kereste, zif gibi stratejik maddeleri temin etmeye çalıştı. Bazı tarihçiler Nurettin'in Mısır naibi sıfatıyla Mısır ve ona bağlı Yemen, Hicaz, Libya ve Nube'de hüküm süren Selahaddin ile aralarının açıldığını iddia ederlerse de bunu ispat etmek güçtür. Çünkü Selahaddin'in Nurettin'e danışmadan hiçbir önemli işe girişmediği, Nurettin'in de Mısır'ın muhafazasının her şeyden önemli olduğunu söylediği bilinmektedir. Nurettin Zengin'in Şam'da ölümü üzerine, yerine 11 yaşındaki oğlu El-Melikü Salih Nurettin İsmail geçti. Bunu fırsat bilen Musullular bağımsızlıklarını ilan ederek El-Cezire'yi istila ettiler. Nurettin'in Şam'a ve Halep emirleri İsmail'in Atabeyliğini ele geçirmek için birbirlerine düştüler. Atabeyliği Halep'teki kumandanlardan Saadettin Gümüştekin'in alması üzerine telaşa kapılan Nurettin'in Şam'daki emirleri Selahaddin'i Suriye'ye davet ettiler. Selahaddin bir yandan Fatimi taraftarlarının komplosu, Sicilya donanmasının İskenderiye'ye saldırması, ardından da yukarı Mısır'da çıkan Kenzüt Devle isyanı ile meşgul olurken öte yanda da Suriye'deki gelişmeleri takip ediyordu. Mısır'da Fatimi halifeliği sona ermiş, İslam halifeliği Bağdat'taki Abbas halifeliğine geçerek Sünni İslam'a dönülmüştür. Bu dönem Selahaddin Eyyubi'nin Mısır'ın tek hükümdarı olması ve bağımsız bir Eyyubi hanedanının doğuşunu sağlaması yanı sıra Müslümanların Haçlara karşı birleşmesine de önemli bir dönüm noktası olmuştur. Selahaddin ömrü boyunca Nurettin Mahmud Zengi'ye bağlılık göstermiş, ancak Nurettin'in 1174 ölümüyle durum değişmiştir. Selahaddin, Nurettin'in dul eşi İsmet Hatun ile evlenmiştir. Nurettin'in yerine geçen oğlu İsmail, Selahaddin'i tanımamış ve işbirliğine yanaşmamıştır. Selahaddin, zengin tarım topraklarına dayanarak mali destek elde eden Mısır'ı, Nurettin'in küçük yaşındaki oğlu adına vekillik yapmak için Suriye'ye doğru hareket etmişti. Ancak kısa süre sonra bu talebinden vazgeçmiştir. Kahire'den başlayan ve 700 süvariyle yapılan seferde Selahaddin'in ana hedefleri Nurettin'in devletinin dağılmasını engellemek ve Haçlıların elinde olan Kudüs ve diğer toprakları kurtarmaktır. Selahaddin Şam'a doğru hareket ederken coşkuyla karşılanmış, Busra ve Havran'da savaşsız ona katılmıştır. Ardından Baalebek, Humus ve Hama gibi şehirleri ele geçirmiştir. Ancak Halep-Musul ittifakı Haçların ve Haşhaçların desteğiyle direnişe geçmiştir. Selahaddin, Musul-Halep kuvvetlerini 1176'da yeniliğe uğratmış, Halep çevresindeki bazı kaleleri ele geçirmişti. Dostane ilişkiler kurması koşuluyla Halep ve çevresindeki bazı önemli kaleleri İsmail'e bırakmış, aynı zamanda Abbas halifesi tarafından sultan olarak tanınmış, Suriye ve Mısır'daki egemenliği onaylanmıştı. Selahaddin, 1176 yılında Halep, Musul kuvvetleriyle anlaşma yapmasının ardından Haşhaçların merkezi olan Masyaf Kalesi'ni kuşatarak topraklarını yağmalamıştı. Bu olaydan sonra Haşhaçiler,
Selahaddin'le iyi ilişkiler kurmayı taahhüt etmiş ve Selahaddin'le aralarında başka bir olay çıkmamıştı. Bu sayede Selahaddin Haçlarla uğraşma fırsatı bulmuştu. Selahaddin hem devletin dağılmasını engellemek hem de Orta Doğu'da İslam birliğini sağlamak için çaba sarf ederken aynı zamanda Haçlılarla da mücadele etmek zorunda kalmıştı. Bu dönemde Selahaddin Haçlılara karşı gerçekleştirdiği ilk önemli sefer Gazze-Askalan seferiydi. Bu sefer 14 Kasım 9 Aralık 1177 tarihleri arasında gerçekleşmişti. Sultan bu sefer sırasında düşmanın direncinin zayıf olduğunu fark ederek hemen Remle'ye doğru ilerlemişti. Ancak Selahaddin Kudüs'e doğru ilerlerken az sayıdaki 4. Baldwin ordusunun kendisini engelleyemeyeceğini düşünmüştü. Ramla, Lidya ve Arsuf bölgelerine saldırarak ordusunu yağmalama ve talan etmek amacıyla dağıtmıştı. Ancak geride bıraktığı kuvvetlerin Kudüs kralını engellemek için yetersiz olduğunu ve Baldwin'in kendisine doğru ilerlediğinin farkında değildi. Haçlılar sahil boyunca ilerlerken Ramla bölgesinde Mont Gisart'ta Eyyubileri yakalamışlardı. Selahaddin beklenmedik bir anda saldırıya uğramıştı. Ordusu uzun yürüyüşün ve savaşa hazırlıksızın etkisiyle dağınık ve yorgundu. Bunun yanı sıra hazırlıklı olan Haçlılar Eyyub ordusuna cepheden saldırarak büyük kayıplar yaşatmışlardı. Selahaddin ordusunun neredeyse tamamını kaybederek kendi canını zorlukla kurtarmıştı. Gece boyunca Selahaddin takip eden Baldwin ise sonrasında Askelon'a çekilmişti. Özel muhafızlar olan Memlük askerleri dışında başka silahlı bir kuvveti olmayan Selahaddin, uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra Mısır'a geri dönebilmişti. Ancak ordusunun sadece onda biri hayatta kalmıştı. Selahaddin, Mısır ve Suriye'deki egemenliğinin kaybolmasından korktuğu için Haçlıların yenildiği haberini yaymıştı. Bununla birlikte zafer kazanılmış olsa da Haçlılar da ciddi kayıplar vermişti. 1100 Haçlı asker hayatını kaybetmiş ve 750 asker yaralanmıştı. Musul Atabeyi 2. Seyfettin Gazi'nin ölümüyle yerine kardeşi İzzettin Mesud Mevdud gelmişti. Aynı şekilde Halep'teki İsmail de ölmüştü. Selahaddin 1181 yılında yapılan bir anlaşma ile Halep'i İsmail'e kayda hayat şartıyla bırakmıştı. İsmail'in ölümüyle Halep'in Selahaddin'in egemenliğine girmesi gerekmekteydi. Ancak Musul Atabeyi İzzettin Mesud, Selahaddin'in Mısır'da olduğu sırada Halep'in kontrolünü ele geçirmeye çalışmış ve Selahaddin'in Suriye'deki egemenliği tehdit altına girmişti. Bunun üzerine Selahaddin, Haziran 1182'de Kahire'den Suriye'ye hareket etmişti. Halep'e yaklaştığında Mardin'deki Harran hakimi Muzaffereddin Kökberi, Selahaddin'e katılmış ve ondan Diyarbakır'ı almasını istemişti. Selahaddin de ona söz vermişti. Harzem'e geldiğinde Abbas halifesinden bu konuda onay almış, onay aldıktan sonra hemen Diyarbakır'a yönelmiş ve şehri ele geçirerek Nurettin Muhammed'e vermişti. Ardından Halep'e hareket etmiş, Tel Halit ve Ayıntap'ı ele geçirerek Halep'i kuşatmıştı. Şehrin sahibi 2. İmadüddin Zengi bir süre direndikten sonra Selahaddin'le anlaşmaya karar vermişti. Sincar, Habur, Nusaybin ve Serut şehirlerini Selahaddin'e vererek ona bağlı olmayı kabul etmişti. Sultan Halep'in ele geçirmesiyle muhaliflerini etkisiz hale getirmiş ve stratejik bir avantaj elde etmişti. Böylece Kudüs yolunun önü açılmıştı. Halep'in Selahaddin'in kontrolüne geçmesi Haçlıları endişelendirmişti. Selahaddin 1183-84 yıllarını iç düzenlemeler ve Haçlılarla mücadele ederek geçirmişti. 1185 yılında 2. Doğu Seferine çıkmış ve Erbil'e ve Meyyefarekin gibi önemli bölgeleri topraklarına katmıştı. Musul Atabeyleri onun hakimiyetini tanımışlardı. Selahaddin'in Gazze-Askalon seferindeki yenilgisi onun için bir dönüm noktası olmuştu.
Ancak bu yenilgiye rağmen Selahaddin Mısır'a dönerek egemenliğini koruma ve Haçlılarla mücadele etme kararını göstermişti. Bu dönemdeki zaferleri ve stratejik yeteneği Selahaddin'i Müslümanların umudu haline getirmişti. Tüm Müslümanların ağzında tek bir laf vardı. Kudüs'ü alsa alsa Selahaddin alırdı. Montgisart Muharebesi, Kral 4. Baldwin liderliğindeki Kudüs Krallığı ordusu ile Selahaddin Eyyubi komutasındaki Eyyubi ordusu arasında gerçekleşti. Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü geri almak için Haçlıların varlığını tehdit etmekteydi ve 4. Baldwin topraklarını savunmak amacıyla ordusunu Montgisart'ta topladı. Muharebenin başlangıcında Selahaddin'in ordusu üstün sayısal avantaj sahipti. Ancak Haçlılar 4. Baldwin liderliğindeki askerleriyle cesurca savaştılar. Haçlı ordusu düşman hatlarını parçalayarak Selahaddin'in ordusunu şaşkına çevirdi. 4. Baldwin liderliği ve Haçlı askerlerinin savaşma azmi Eyyub ordusunu geri püskürtmeye yardımcı oldu. Muharebenin sonucunda Selahaddin Eyyubi'nin ordusu büyük kayıplar verdi ve geri çekilmek zorunda kaldı. 4. Baldwin liderliğindeki Haçlılar zafer kazandı ve Kudüs Krallığı'nın geleceği için umut ışığı doğdu. Montgisart Muharebesi, Haçlıların Selahaddin Eyyubi'ye karşı kazandığı önemli bir zafer olarak tarihe geçti. Nurettin Mahmud Zengin'in ölümünden sonra Zengi Atabeyli'nin istikrarı bozulmuş ve taht kavgaları ortaya çıkmıştı. Şam beyleri bu dağılmanın getirdiği belirsizlik ve iç çatışmalardan dolayı endişelenerek çözüm arayışına girmişlerdi. Bu noktada Mısır'da bulunan Selahaddin Eyyubi'nin Şam'a davet edilmesi önerildi. Şam'a gelen Selahaddin Eyyubi kısa sürede Zengi topraklarını tek bir bayrak altına birleştirmeyi başardı ve böylece bölgedeki istikrarı sağlamak için önemli bir role sahip oldu. Selahaddin Eyyubi'nin Şam'a gelişi Zengi Atabeyli'nin parçalanmasını önledi ve bölgeye birleştirici bir liderlik sağladı. Selahaddin'in askeri başarıları ve siyasi becerileriyle Zengi topraklarında güçlü bir otorite kurdu. Ayrıca Abbasilerin halifesi tarafından da sultan ilan edildi. Bu da onun meşruiyetini güçlendirdi ve bölgedeki diğer güçler tarafından tanındı. Selahaddin bölgedeki Müslümanların birliğini ve direnişini teşvik etti. Haçlılara karşı başarılı askeri seferler düzenledi ve Kudüs'ü geri alma hedefini güçlü bir şekilde savundu. Selahaddin Eyyubi'nin Zengi topraklarını birleştirme ve Şam'ı güçlendirme başarısı onu Orta Doğu'nun en etkili liderlerinden biri haline getirdi. Bu dönemde Selahaddin Eyyubi'nin hükümdarlığı tarihi ve destansı bir anlam kazandı. Cesaret, stratejik zeka ve vizyonu sayesinde Orta Doğu'nun tarihini şekillendiren önemli bir figür haline geldi. ...1186 yılında Montgisart Muharebesi'nden 8 yıl sonra Kudüs Kralı 4. Baldwin 24 yaşında hayatını kaybetmişti. 4. Baldwin'in ölümü üzerine tahta çıkan 5. Baldwin 1 yıl Kudüs tahtına kalmıştı. Montferratlı William ve 4. Baldwin'in kız kardeşi Kudüs kraliçesi Sibilya'nın oğluydu. 9 yaşındayken ölmüştü ve Kudüs tahtına üvey babası Luzianlı Guy çıkmıştı. 4. Baldwin daha barışçıl bir politika izlemişken yeni kral Luzianlı Guy Müslümanlara karşı acımasız katliamlara ve savaşçı bir politikayı tercih etmişti. Ronald de Chatillon'un nefret uyandıran eşkıyalık hareketleri Selahaddin Eyyubi'yi çok kızdırmıştı. Kudüs Krallığı'na karşı harekete geçip bu istilacıları Filistin'den atmaya karar verdi. Mısır, Suriye, Cezayir'e haber gönderip Haçlılar devletlerine özellikle Kudüs Krallığı'na karşı bir cihat yapmak için komutası altında birleşmelerini istediğini bildirdi. Bu ülkelerden çok sayıda süvari ve piyade gönüllü Şam'a gelmeye başladı. Kudüs Krallığı bu arada idarecilerin şahsi çekişmelerine sahne olmaktaydı. Yeni kral olan Luzianlı Guy, Trablusconte olan ve Selahaddin'e daha ılımlı olarak hareket etmeyi kabul eden Trablusconte 3. Raymond'un gücünü kırmaya çalışmaktaydı. Trablusconte 3. Raymond, karısına ait olan Tiberia Gölü'nün batı sahilinde bulunan küçük bir kale olan Tiberia'yı elinde bulundurmaktaydı. Kudüs kralı Luzianlı Guy'ın bu kaleye hücum etmeye hazırlandığı haberi Trablus'lu Raymond'a erişti ve Raymond
Selahaddin'den askeri yardım istedi. Selahaddin de bir süvari birliğini bu kaleye takviye olarak yolladı. 30 Nisan 1187'de Selahaddin, Raymond'a bir haberci göndererek aralarındaki anlaşmaya uygun olarak Taberya Gölü etrafında keşif yapmak için ufak bir keşif birliğini Tiberya civarına gönderdiğini bildirdi. Bu birliğin amacının sırf keşif olduğunu ve ne bir çarpışma hedefi ne de sivillere hiçbir hücum yapma hedefi olmadığını açıkladı. Raymond bunu kabul etmek zorunda kaldı. Aras'ta yaşayanlara bu birliğe yaklaşmamak için uyarma yaptı. 1 Mayıs'ta 7000 kişilik bir Eyyubi süvarisi keşif birliği Tiberya önünde sabahleyin geçip akşamleyin geri döndü ve hiçbir olay çıkmadı. Ama civarda bulunan bir hospitalier ve tapınak şövalyeleri, keşiş askerleri Selahaddin ile Raymond'un anlaşmasına katılmamışlardı ve bu anlaşmayı sabote etmek istemekteydiler. Safuriye köyü civarında birkaç yüz şövalye ve piyadeden oluşan bu asker keşişler birliği Eyyubi keşif birliğine hücuma geçti. Ama Haçlılar çok büyük yenilgiye uğrayıp büyük zayiat verdiler. Safuriye'de bir Haçlı birliğinin bir Eyyubi keşif birliği tarafından imha edilmesi üzerine büyük bir papaz olan Trablus Kontu 3. Raymond'a gidip onu Selahaddin'le anlaşmadan vazgeçmeye ve Kral Gay'ın Selahaddin'e karşı yapmaya düşündüğü harekata katılmaya zorladılar. Bu muharebeye bir karşılık vermek gereğini duyan Kudüs Kralı Luzyanlı Gay ve Krallık Konseyi Haçlı ordusunu toplanıp hücuma geçmeye karar verdiler. Kudüs Krallığı ve diğer yakın Haçlı ülkelerinde bulunan şövalyeler, piyade askerler ve Türkopol hafif süvari birliklerinden oluşan Haçlı ordusu Akka civarında toplandı. Hemen Safuriye üzerine yürüyüşe geçtiler. Diğer taraftan Haziran ortasında Selahaddin de 12 bin kişilik Eyyubi süvari ordusunu ve yeni gönüllü süvari ve piyadeleri Şam ve Taberya arasında bir orta noktada toplamıştı ve onlara istilacı Haçlı devletinin ortadan kaldırılması için bir konuşma yapmıştı. Bu ordu ile Filistin içine ilerledi ve Taberya gölü kenarına kadar geldi. Sonra Selahaddin kurnazca bir taktik uygulayarak Taberya kalesine hücum ederek bir gün içinde kaleyi ele geçirdi. Böylece Haçlı ordusunun kendi istediği bir harp meydanında Taberya yakınlarında bir düzlükte muharebeye zorlamış oldu. Selahaddin Taberya gölünden çıkan Ürdün nehrinin arkasına almıştı ve boynuz şeklinde Hıttin adlı bir volkanik kayadan oluşan bir tepe önünde bulunan Hıttin köyü önünde Kudüs ordusunu beklemeye başladı. 3 Temmuz günü Haçlı ordusu Safuriye'den sabah erken çıkarak genellikle 4 saat süren Taberya yakınındaki bu mevkiye hiçbir su kaynağı bulunmayan bir yol takip ederek gitmeye başladı. Selahaddin'in ufak pusu ve yan hücumlarıyla yavaşlayan Haçlı ordusu ancak akşamüstü susuzluklarını gidermeyi planladıkları Taberya gölünün uzaktan gören bir sırta vardılar. Hıttin köyü bu sırtın altındaydı ve ilerisinde Taberya gölü ve su bulunmaktaydı. Ama bu mevki ile bu su kaynağı arasında Selahaddin Eyyubi'nin ordusu bulunmaktaydı. Bu nedenle Haçlı ordusu geceyi de susuz geçirdi. Ertesi gün 4 Temmuz 1187'de Şafak'la beraber Haçlı ordusu önde piyadeleri sırttan aşağıya göle doğru bir hücuma geçti. Susuzluktan çılgın gibi ileri atılan Haçlı piyadeleri Selahaddin'in ordusu tarafından püskürtüldü. Selahaddin'in ordusu tarafından arkalarından takip edilen Haçlı piyadeleri hızla gerideki atlı şövalyelere doğru düzensiz olarak geri çekilmeye başladılar. Bu her iki Haçlı ordusu grubunun durumunu da karıştırdı. Özellikle ağır süvari birliği olan şövalyeler kendilerine doğru kaçmakta olan Haçlı piyadeleri arasında onları takip eden Eyyubi birliklerine karşı bir süvari hücumuna geçme imkanları olmadı. Haçlılar hiçbir savunma hattı kuramadılar. Tepenin arkasından gelen hafif Eyyubi süvarileri tarafından kuşatıldılar. Ama sonuna kadar savaşmakta devam ettiler. En sonunda Hıttin köyü civarındaki tepede kral ve 150 kadar şövalye direniş yaptılarsa da sonunda bu şövalyelerin hepsi ya öldürülüp ya da esir alındılar. Eyyub ordusu Kudüs kralını esir aldığı gibi krallık otağını da eline geçirmişti. Haçlı ordusu içinde bulunan Akka kardinalı öldürüldü. Ve bu din adamının Haçlara moral vermek için yanında taşıdığı İsa'nın üzerinde olduğu gerçek Haç da Eyyubilerin eline geçti. Haçlı esirleri arasında kral Luzyanlı Gay, yanında kardeşi 2. Amalric, Ranulf de Chatillon, Montferratlı 5. Guillaume, Redefortlu Gerard ve birçok Haçlı soylu bulunmaktaydı. Bu muharebeye katılan ve imha edilen Haçlı ordusunun
17 bin ölü zayiat verdiği bildirildi ve Kudüs yolu Selahaddin'e açıldı.